sonuçlarını sonuçlandı diyebilirim. Evet. Yani ben baktığım zaman böyle e, senin 5-6 kez kullandın bu sarsıntı zelzele ifadesini. Ben böyle bir şey görmüyorum altılı masada. Altılı masanın zemini de sağlam. Altılı masanın ayakları da sağlam. Kendisi de sağlam. E, ha Masanın ucundan kenarından ufak tefek çekiştirmeler olabilir. Onlar da çok normal. Çünkü Türkiye tarihinde bir ilk yaşanıyor. İlk kez, ilk kez sağ ve sol partiler bir araya gelerek sadece bir seçim ittifakı değil, rejim ittifakı oluşturuyorlar. Ki zaten seçim ittifakı tamam olmazsa olmaz ama konunun teferruatı noktasındadır. Küçümsemiyorum ama esas olan burada bir rejim ittifakı oluşturulmasıdır. Ve rejim ittifakı hususunda altılı masada e, bu kadar zor olmasına rağmen bu görevin herhangi bir herhangi bir sarsıntı, çatlak, şu veya bu yok. Öyle bir şey yok. Çünkü yapılan açıklamada gördüğümüz bizim önemli kurumsal fiili fiili bir şey tabii kurumsal derken kurumsallaşıyor altılı masa. Burada kurulan kurulmasına karar, karar verilen komisyonların her hepsi bütün alanlar Türkiye'nin şu an derin krizlerde bocalan bocaladığı derin krizlerin içinde gücünü zamanlı enerjisini tükettiği alanlar, hepsi hukuk, adalet, yargı, e ekonomi, finans, istihdam vesaire, hepsi bunlar çok çok önemli. Şimdi bu konuda altılı masada bir araya gelen liderlerin bir ortak politika izleyecek, izlemeye karar vermeleri bir defa altılı masanın partiler ötesi, partiler üstü bir seviyeye yükselmesi demek. Öyle bir şey ki bu, o altılı masada verilen kararlar, misal güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçici süreci yol haritası konusunda yapılan çalışmalardan bahsediyoruz. Öyle bir şey ki bu, bu çalışma eğer açıklandığındaki en kısa zamanda tamamlayarak açıklama taahhüdünde bulunuyorlar iki yıl bilemedin iki buçuk yıl neyse artık uygun görülen süre içinde 2023'te altılı masanın belirleyeceği ortak adayın Cumhurbaşkanı olmasından sonra görevde kalacağı süreyi tayin ediyor. Yani eğer altılı masa parlamentoda da yeterli güce sahip olarak iktidara gelirse onun ortak adayı. Bu şu anlama geliyor. Birincisi hukuk, kamu yönetimi, şeffaflık, yolsuzluk, ekonomi, finans, sektörel, bölgeler konular, bölgesel konular, eğitim, öğretmişti. sen de sahip. Bütün bu konularda özellikle de dış politika, güvenlik, savunma, bütün bu konularda Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı olarak seçtiği kişinin ne yapacağı belli. İzleyeceği politikalar belli olacak. Onun dışında yol haritası da belli olacak parlamenter sürece, güçlendirilmiş parlamenter sürece geçiş yol haritası. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda açıkladığı gibi ki zaten bunun böyle olması e, gerektiği değil de olabileceği ki gerekiyor bence de. Ancak öyle aşılabilir bazı enge engeller varsa. Daha doğrusu maruzat veya itiraz her neyse varsa böyle aşılabilir. Partisinden istifa etmesi. Yani bir rejim değişikliği gündemiyle gerçekleşen bir iktidar değişikliğinin o rejimin bütün defolarını üstlenerek iktidarını değiştirmesi o rejimin bütün defolarını üstlenerek rejimi değiştirmesi pek kolay değil. Dolayısıyla birinci günden başlayarak partisinden istifa etmek suretiyle bağımsız ve belki de tarafsız bu manada altılı masanın gündemine bağlı kalacağı için tarafsızlaşmış bir cumhurbaşkanı fakat yürütme gücünü de bu manada bu programı uygulamaya sokma hususunda yetkili ve etkili bir şekilde kullanabilecek bir cumhurbaşkanı tarif ediliyor burada. Bu bakımdan ben e, yer sarsıntısı ve hatta bazılarında iddia ettiği gibi kriz diye ifade edilen durumların e, siyasetin psikolojisiyle alakadar olduğunu düşünüyorum ve bazı pazarlık kapıları açılmıştır. Özellikle altılı masada adayın, ortak adayın belirleneceği güne kadar lütfen uslubunuza biraz e, yani hakim olun demeye getirmişlerdir. Bunu evet. dediler, getirmediler bunu, dediler. Bunu bunu, bunu şöyle bugün bugün... bunu şöyle dedi Meral Meral Hanım hatta medya mensuplarını, gazetecilerini gazetecileri bile uyar, uyardı, uyardı. Evet. Dedi ki, ya yani o gazetecilerin e, <laughs> gazetecilerin söylemlerinden de rahatsızlar belli ki yorumcuların söylemlerinden. Yani altı, ya Kemal Bey'i altılı masa tabii ki onaylayacak. Kemal Bey altılı masanın doğal ortak adayı adayıdır vesaire gibi bu minvalde dile getirilen televizyon kanallarında programlarda dile getirilen ifadelerden de rahatsız oluyor. Olmaları da doğal. Çünkü bunlar ifade edildikçe sanki işte o altılı masa bir noter makamıymış gibi oradaki diğer beş parti e, Kemal Bey'in adaylığını onaylamaya memur e, kabul edilen öyle görülen e, siyasi aktörler ya da işte e, bir işte böyle bir yani e, siyasi kişiliklerinin bu manada biraz e, hani rencide e, edilmesi ve ama aynı zamanda da tabanları karşısında da pozisyonları, güçleri, itibarlarının daha zedelenebileceğini falan da düşünüyor olmalılar. Ee, bu dolayısıyla yani eğer ortada bir kriz var olduysa böyle hani o kriz altılı masada bir araya gelip ortak açıklama yayınlayarak ortadan kaldırılacak bir kriz değil. Kriz, kriz iddialı bir şey yani. Kriz çok ciddi bir şey. Ben orada tam tersine tam tersine bardağın dolu tarafını görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bardağın boş tarafının ise e Boş tarafında ise bir direnç olmadığı kanaatindeyim. Bakın bardağın dolu tarafı öyle bir e, kimyaya e, erişmiştir ki o kimya ve o fizik oradaki devinim bardağın boş görünen tarafında zamanla dolduracaktır. Bu bir zaman meselesidir. Sadece orada bir direnç yok. Orada bir basınç yok. Yani bardağın boş tarafı diye ona bakıp da orada bir kriz görenler bence çok temelde yanılıyorlar. Orada bir kriz falan yok. Türkiye'de ha eğer ufak tefek tartışmalar var idiyse ki onlar da siyasetin psikolojisiyle alakalı. Türkiye'de Türkiye tarihinin bir ilk yaşanıyor ve ve bu ilk bugüne kadar çok çok bence başarılı bir şekilde götürüldü. Çünkü yani ortada mesela babaca'nın babaca'nın talebiyle veya fikriyle hazırlanan bir protokolden söz ettin. Bu protokol olmak zorunda zaten bunu babacan öner önermiş ya da önermemiş. Hayır, o hiç önemli değil. böyle bir e, mutabakata ihtiyaç olduğunu söylüyor. Elbette ki bu bundan mutabakat Yani şimdi e, 28 Şubat Deklarasyonunda Anayasa'da yasama yürütme yargı erkenin nasıl yeni Anayasa'da nasıl tarif edileceği, nasıl e, bu, burada yer alacağı açıklandı, ne istendiği açıklandı. Bunlar temel temel e, kayıtlardı. Şimdi buradan bundan. İler, ilerleniyor neticede. Ee, ben rejim ittifakını daha çok önemsiyorum. Şöyle demiştik, bana göre tekrar ediyorum, her yeri geldiğinde de tekrar edeceğim. Yani burada netleşmek lazım. Ben Benim kafam o anlamda net. De yani, seyircimizin de netleşmesi lazım. Türkiye'de bir başçelişki vardır. Bu başçelişki Erdoğan'la Türkiye arasındadır. Bu başçelişki 20, 2023'teki seçimde çözülecek. Ve e, evet, evet, Erdoğan ve AKP nasıl geldiyse öyle gidecekler. Seçimle geldiler, seçimle gidecekler. Bunu yapmak için bir seçim ittifakı yeterli. Ama rejimi değiştirmek için, Türkiye'yi krizlere, Türkiye'yi mahvolmanın eşine getiren bu rejimi değiştirmek için de bir rejim ittifakı gerekiyor. İşte bu hem rejim ittifakıdır hem seçim ittifakıdır. Zor olan aslında burada seçim ittifakı değildi. Rejim ittifakıydı. Bağlıyorum sözlerimi. Seçim ittifakı konusu ise geldi işte ortak aday meselesinde e, sanki orada bir engele takılmış gibi göründü. Aslında engel falan yok. Bence e, altılı masanın ortak aday belirlemesinin önünü, rahatlıkla kolaylıkla belirlemesinin önünü sonuna kadar e, açmış durumda. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdiden bu altılı masanın ortak aday belirlemesi konusunda e, aceleci davrananların ise bence hata yaptıklarını düşünüyorum ben. Aceleci davranmaya hiç e, gerek yok bu konuda. E, çünkü neticede e, Aralık-Ocak ayı gibi zamanı geldiğinde e, ortaya çıkacak olan bir e, aday ile e, en uygun şartlarda en, en güçlü ivme yakalanır. Şimdi bırakalım derliye düşünüyorlardır muhtemelen ki bence öyle yani öyle düşünüyorlar. E i̇ktidar karşısında belirlenmiş bir aday olmadığı için gölge boksu yapıyor. Yani iktidar aslında şu an havayı dövüyor. Yani karşısında çünkü seçilmiş belirlenmiş bir aday yok. İktidar bir süre daha gölge boksu yapmaya devam edecek. Aralık Ocak gibi ki daha da bırakılabileceğini sonraya zannetmiyorum. Bu konu bence bir şekilde netleşecek, o evet altılı masada. E, ve bunun altyapısı, bütün fikri altyapısı, e, bütün e, aslında idari altyapısı da şu an bence hazırlanmış gibi görünüyor. E, bu konuda söyleyecek bir şey yoksa Aynen. istersen ikinci konuya Aynen. konumuza geçelim. E, bir PKK saldırısı 26 evet. e, Eylül'de evet. olmuştu değil mi? Şey Mezitli ilçesindeki evet. TC Polis evi, TC polis evi. Şimdi çok e, enteresan bir tabloyla bu sesi keser misiniz lütfen? Stüdyoda bir ses duyuyorum. Yani kulaklık sesi Reci geliyor. Ses. Reci sesi. Geliyor, evet. Yani söyleyin de kes e, kısınlar lütfen. E, şimdi bu e, Bu arada özür e, dilerim. CHP de... Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke meclise sunulmuş. Hımm. Kemal Bey'in yanı sıra e, bazı HDP milletvekilleri ve Türkiye İşçi Partili milletvekilleri, iki de CHP'li milletvekili var. E, bunu da böyle not etmiş olalım. Yani e, Kemal Bey'in Kemal Bey'in necede dokunmazlığın kaldırılması e, demek, ne demektir? Onun anlamı çok büyük bir anlam var onun artık Türkiye'nin diktatoryal yetkilerle güçle yönetildiği anlamına gelir. Böyle bir şeyin gerçekleşebileceğini tahayyül bile etmek istemiyorum yani. Yani, yani. E, ama bir herhalde bir tehdit olarak yani e, hazırda tutulmak isteniyor olabilir yani. De yani o zaman iktidarın bunu yaparak kazanabileceği seçimin hiçbir meşruiyeti, hiçbir saygınlığı kalmaz. Türkiye bambaşka bir düzleme girmiş demektir. Evet. Her şey değişir. Evet. Her türlü bakış açısı değişir. Şimdi ben Çünkü burada yani. tabii fezlekeler arasında Salih Aydemir, Remzi Tosun, Semra Güzel, Berdan Öztürk, Dersim Dağ, Dirayat Dilan Taşdemir, Murat Sarıağaç, Ahmet Engin Özkoç, Utku Çakırözer, Ali Can ünlü, Ayşe Acar Ömer Hocalan, İmam Taşçıer var. Bunlar HDP'li milletvekilleri çeşitli demeçler Utku CHP'li, Utku Çakırözer. Çeşitli demeçlerin ötürü buraya, yani Hı. eylem ya da demeçlerin ötürü herhalde haklarını fezleke hazırlanmış olmalı. Burada dedik